Arkadaşlar nasılsınız? Şu an Venedik'teyim ve otelime doğru yürüyorum. Venedik havalanından Shuttle Bus'ta 800 Euro'ya direkt buraya geldim. 20 dakikada süper bir hava var. Şimdi botlar bile var. Bot taksilerle gidebilirim ama hava çok güzel, yürümeyi tercih edeceğim. Hazır gecede size şu an yolu göstereceğim ama yarın gündüz vakti her yeri gezeceğiz. Bakın arkadaşlar, geceleyin böyle bu ünlü köprüleri geçiyoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz, böyle küçük küçük merdivenler var. Süper ya, yarın gündüz vakti daha da iyi göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar çok dar sokaklar ve o kadar çok restoran, pizzacı var ki inanamazsınız. Şekerlemeler süper. Yani dar sokaklardan yürüyorsun sürekli, köprüleri geçiyorsun. Arkadaşlar nasıl? Burada da işte gondollara binilen yer. Yemin ediyorum otelime gitmek istiyorum. O kadar labirent gibi ki bir türlü yolu bulamadım. Gördüğünüz gibi şu köprü geçmeye çalışıyorum. O da bildiğiniz en ünlü köprü. O köprüyü geçip meydana, otelime gideceğim. Sonra dışarı çıkacağız. İşte neden de böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi burada birçok bot taksi bulunmakta. Bunlarla havalanına girebiliyorsunuz. Gezinti yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar yemin ediyorum odayı bulmak, oteli bulmak o kadar zordu ki geldim. Otel çok küçük ama Venedik'te olduğu için biraz pahalı. Gördüğünüz üzere burası da tam kanalın dışarısında, görüyor musunuz dış manzarayı? Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok küçük bir oda. 5-6 metrekare ve direkt böyle küçük bir banyosu var. Gayet yeterli. Direkt merkezde ve arka tarafı direkt zaten meydan. Oh, biraz çetefilliydi buraya gelmek ama hadi gelin yavaş yavaş dışarı çıkalım, dışarıyı göstereyim. Gece olmasına rağmen gece de görmek güzel olur. Arkadaşlar duşumuzu aldık. Otelin adı Cavaletto. Burada hemen o büyük merkez bazilikanın hemen yanında. Şimdi bakalım, biraz yürüyelim hazır. Tek başımayım, böyle biraz Venedik'i gezelim. Şuraya bakın. Arkadaşlar otelden çıktım, daha 30 saniye olmadı. Ve görüyor musunuz neredeyim? O ünlü bazilika ve meydan. Süper ya. Ve bomboş. Gördüğünüz gibi herkes fotoğraf çekiyor ve bilmediğim bir şey vardı. Buraya geldiğinizde eğer otelde kalırsanız şehir vergisi var. 4,5 euro, onu da ödemeniz lazım. Arkadaşlar bilmiyorum, görüyor musunuz bu ünlü? Aşıkların, herkesin gelip burada fotoğraf çekildiği yer. Burada gördüğünüz gibi taksiler, polisler, hepsi botlar burada duruyor. Gondollar. Gördüğünüz gondollar bomboş. İşte bura en ünlü fotoğraf çekilen yer. Yarın sabah zaten daha geleceğim, detaylı olarak çekeceğim. Şu anlık sadece yürüyoruz. Karşıdaki Murano Adası arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Venedik cam işçiliği de ünlü. Oraya gidip, karşıya geçip el yapımı cam işçiliğini böyle görür, yerinde şahit olabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi suların hepsi direkt buraya ulaşıyor. Hele yağmur yağdığında kışın buraya hep sular basabiliyormuş. Arkadaşlar gördünüz mü, yağmur yağdı. Bu gördüğünüz her yer böyle 5-10 santimetre su içindeydi. Görüyor musunuz nasıl su geliyor? Su, giriş katı full. Suyu da halıları falan toplamışlar, bariyer koymuşlardı. Görüyor musunuz? Geçiş bile imkansız.
bu ana meydana gidiyordu dün gece gösterdiğim meydan. Geçiş imkansız. Görüyor musunuz bu deniz? Korku olması lazım. Görüyor musunuz otelin içerisinden nasıl boruyla suları çıkartıyorlar? Skandal. Yemin ediyorum skandal. İnşallah yollar blok olmaz çünkü yürümek zorundayım. Gelin gündüz vakti de size böyle İtalya'nın ara sokaklarını göstereyim. Bir yandan da navigasyonu kurayım çünkü dar sokaklar var. Nereden gideceği belli olmuyor. Yemin ediyorum bu ara sokaklar full su dolu. Böyle plastik torbalar satıyorlar. Ayaklarım mahvoldu zaten. Görüyor musunuz ne kadar güzel ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki yerden tanesini 80 sente 0.8 euroya magnet satıyorlardı. 6 tanesini aldım. 5.4 euroya çok güzel bir fiyat verdiler. Ucuzdu hem de alayım dedim. Etrafımdaki kişilere veririm. Görüyor musunuz birçok makarna satıyorlar. Acaba makarna alsam mı ki buradan? Ama hepsi fabrikasyon ya. Çok böyle değişik olacağını zannetmiyorum. Birçok market var. Çikolatacılar var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar karşıda gördüğünüz ünlü Ponte de, adını unuttum, burada yazacağım o ünlü köprü. Hem fotoğraf da çekilir hem de burada. Bu size bahsettiğim ünlü cam işçiliğinin yapıldığı ve o ürünlerinin satıldığı en ünlü sokak. O kartpostallardaki gördüğünüz tüm resimler işte burada. Diğer meydana gidemedik maalesef çünkü sular altındaydı. Bu taraf fotoğraf çekmek için çok kişi var. Ondan dolayı gelin bu taraftan size göstermeye çalışayım. Fotoğraf çektirebiliriz. Sıkışa sıkışa kenara gelmeye başladım. Sonunda kenara gelebildim ve şu an tam merdivenin kenarını size gösteriyorum. Nasıl arkadaşlar? Biraz hava kapalı, yağmur yağıyor durdu ama şu an gayet güzel bir hava. Gördüğünüz gibi üstündeki polisler de kontrol altında geziyorlar. Gördüğünüz gibi burada birçok bu cam işçiliğinin bulunduğu el yapımı camdan yapılmış birçok aksesuarlar, süslerin bulunduğu yer ve tabii ki de pahalı. Tam da köprünün üzerinde olduğundan dolayı. Gördüğünüz gibi %50 indirim var diyorlar ama gelin şurası zaten market, bildiğiniz pazar. Tek tek bakalım bir şey alır mıyız bilmiyorum ama. Aa burada magnetler daha ucuz. 70 sente satıyorlar. Neyse, olsun. Gördüğünüz gibi bu cam ürünlerin hepsi o dediğim adada yapılıyor. Ayrıca oraya da tur düzenleyebiliyorsunuz. Gemiyle, botla alıyorlar, götürüyorlar. Direkt yapılışına da şahit olabiliyorsunuz. Ve burada bizdeki, Türkiye'deki gibi gördüğünüz üzere birçok market bulunmakta, küçük küçük böyle pazar bulunmakta ve bura sular altındaydı sabahleyin. 11'e kadar ben otelde bekledim ki yağmur değilsin. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Su altında. İnsanlar özellikle bayanlar gördüğünüz gibi ayaklarıyla giriyorlar. İnanamadım ya. Ben de gitmeye çalıştım da bir anda suyun içine kaldım. Gördüğünüz gibi kapşonlu olsun, tişört olsun, aksesuarlar, hediyelik eşyalar, o kadar çok şey satıyorlar ki. Arkadaşlar inanılmaz el yapımı, seramik böyle çok pahalı aksesuarlar, kafatasları, İtalyan tarzı elbiseler, şapkalar, deri eldivenler, neler neler satıyorlar. Yani bu Venedik. Bu mevsimde gelmeme rağmen çok süper ve yemin ediyorum bildiğiniz canlı film seti ya.
o gördüğünüz San Marco Bazilikası'na gitmiştim dün gece, göstermiştim o büyük meydanı. Maalesef ki şu an bildiğiniz sular altında, böyle 10 santimetre su altında, yani yürümek imkansız. Burayı hatırlıyor musunuz? Geceleyin geçmiştim. Buralarda hep restoranlar açık, böyle masalar var. Dışarıda herkes oturuyordu. İşte burası da böyle küçük bir meydan arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine başka bir kanaldayız. Benim hayran kaldığım bu kazıkları görüyor musunuz? Tüm şehir kazıkların üzerine kurulmuş. Suların içerisinde onca yıldır nasıl hala ayakta anlamıyorum. Ve sular sürekli yükseliyor. Arada böyle evlere falan giriyor sular, yani bildiğiniz. Sonrasında çıkarıyorlar suları. Arkadaşlar nasıl? Otobüslerin kalktığı yere geldim şu an. Şu karşıda havalanına giden shuttle buslar bulunmakta, otobüsler. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Videoyu da kapatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenin, takip etmeyi unutmayın. Burada sosyal medya hesaplarımı da göreceksiniz. İyi ki akşamleyin size göstermişim, çünkü sabahleyin yağmur yağdığından dolayı o meydana girişler imkansızdı, yani su doluydu. Onun için şimdilik bunları göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.